Evet, şimdilik arkadaşlar. Camı açsana, cam açık. Camı kapamadım, canını kapamadım. Ölmeyeyim diye zaten cam açık. Normalde camı kapatıyorum. Telefondan bir şeye baktım. Bu ne? Bak çıktı yani ufak bir teaser videosu paylaşıldı ama yapıldı, resmi olarak doğrulandı. Bunların hepsini nerede gördük? PlayStation'ın Abi PlayStation oyunları senin dediğin. geçen gün yapmış olduğu showcase'inde gördük, sunumunda gördük. Bu arada PlayStation sunumu diye gösterilen tüm oyunlar sadece PlayStation oyunu olacak sanmayın. Spider-Man hariç hepsi PC'ye de gelecek yani. Spider-Man de bir iki sene sonra gelir. Ben şu an Amerika'dayım bu arada. 27'sinde geri döneceğim, bir etkinlik için buradayım. O yüzden böyle farklı bir setup'tayım yani. 28'inde oyun oynayacağız bugün. Olacağım oyu kullanmak için. Böyle 2 günlük bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin ne olduğunu da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Ama buradayız diye içerik yapmayacak halimiz yok. Yapacağız. Çünkü bu önemli bir şey. Şimdi PlayStation'ın gösterdiği oyunlar arasında en dikkat çekici olan Spider-Man 2'ydi tabii. Çünkü en uzun onu gösterdi. Spider-Man 2 güzel mi? Yani Spider-Man'ı mesela oynamadım. Mesela bilgisayarda hikayesine hiç girmedim ama o Spider-Man'in bilgisayara gelen oyununu gerçekten oynadım. Oyun çok keyifli duruyor. Ama hikaye kısmına hiç girmedim onun mesela. Beni biliyorsunuz. Ben hikaye seviyorum. Mesela God of War'a o kadar ısrarcısınız. Hikayesi mükemmel mesela. RDR oynuyoruz. Hele şu dünkü oynadığımız RDR kısmında hikayesi efsane gidiyor. Anladın mı? Ben hikaye adamıyım. Kalan showcase'te yani sunum esnasında gösterilen oyunların fragmanları çok böyle konsept kaldı. O yüzden çok hoşuma gitmedi açıkçası. Daha böyle oynanış odaklı, daha fazla oyunun böyle nasıl oynandığını görebildiğimiz bir şey izlemeyi beklerdim. Ama görmedik. Sunumdan önce çok fazla oyunun dedikodusu geçtiği yok, işte şu gelecek, yok Silent Hill 2 gösterilecek, yok bilmem ne oynanışı, yok şu bu falan filan, hiçbiri çıkmadı. Bu arada burada ben bir tane oyun gördüm, onu videoda değinecek mi ona bakacağım. Eğer videoda değinmezse ben size göstereceğim oyunu. Mükemmel bir oyun. Ben çok sevdim. Dolu dolu gördüğümüz oyun Spider-Man 2 idi. Assassin's Creed Mirage'ı gördüğüme sevindim. Alan Wake 2'yi görmeye beklemiyordum. Xbox'ta gösterilir diye düşünüyordum. Bu da çok güzel oyun. Çok sevindim. Şimdi burada dikkatimi çeken 5-6 adet oyun var. Onlara bir bakalım. Spider-Man 2. Şimdi bu oyunla alakalı bildiğimiz çok az şey vardı. Peter ve Miles'ın olacağını biliyorduk. Venom'un olacağını biliyorduk. Şimdi Kraven'ın da olacağını öğrenmiş olduk. Düşmanlar arasından. Bir düşmanımız da Lizard olacak. Oynanışımız başladığı zaman Peter'ı Venom kostümüyle görüyoruz böyle. Ve simbiyotu kullanarak düşmanları artistik şekillerde dövdüğünü görüyoruz. Belli ki oynanış tarafı bu Venom simbiyotlarıyla bayağı çeşitlenecek gibi duruyor. Çünkü çok fazla ve farklı şey yapabiliyoruz gibi geldi bana. Tabii Peter'ın da karakteri biraz agresifleşmiş, daha sert bir mizaca sahip olmuş. Büyük ihtimalle Miles'la Peter bir çatışma yaşayacak. İşte Miles Peter'ı kurtaracak Venom kostümünden. Sonra Venom kostümü işte Eddie Brock'a geçecek veya işte kim varsa ona geçecek. Sonra onunla kapışacağız falan gibi. Ben kendi tercihimi söyleyeyim mi? Öncelikle kendimi tanıyorsam ben bu oyunu oynayamam. Ha ne yaparız? İncelemeye gireriz. İncelemeye oynanılır. Ben bu oyunu çünkü bitirebileceğim falan inanmıyorum. Ben bunu şey yaparım ama incelemeye oynarım. Böyle bir saat falan takılırım yani, anladın mı? 1,5 saat, 2 saat. Bir kurgusu var. İşin oynanış tarafındaki enteresan kısımlardan bir tanesi şu: sadece Peter'ı kontrol etmiyoruz, zaman zaman Miles'ın da kontrollerimizi alıyoruz. Bu GTA oyunlarındaki gibi görev bazlı veya açık dünyada gezerken istediğimiz karakteri istediğimiz zaman mı alıyoruz, öyle bir tarzda mı olacak onu bilmiyoruz, daha net değil. Açıklandıysa da ben bu video çektiğimde görmemiştim. Ama bir co-op mekanik yok abi, hikayeli bir oyun yani. Tıpkı GTA oyunlarındaki gibi bence görev içerisinde hangi karaktere geçmemiz gerekiyorsa ona geçiyoruz. Serbest gezerken de canımız hangisini istiyorsa onu yönetiyoruz gibi. Ya tabii beğenirsek devam edebiliriz. Ama bitirme sözümüz olmadan devam ederiz. Bir kurgu var ben. Öyle hissettim en azından ben. Peter'le oynarken Venom simbiyotları kontrol ederken, Miles'le oynarken de o yıldırım özelliğimizi kullanıyoruz. Bir de Miles'le oynarken mesafe kat etmek inanılmaz olmuş yani. Böyle glider gibi havada süzülebiliyor falan. Bayağı fantastik bir şekilde güzel duruyor lan. Sugar glider. Ana görevde Lizard'ı kovalıyorlardı ve çok fazla sinematik sahne vardı. Uncharted izliyorum zannettim bir ara yani. O kadar epik bir sinematik sahne kasmışlar. Ama önce böyle bir göstermişlerdi E3 videosunda sinematik sahne. Sonra oyun çıktığı zaman tabii her görevde o kadar büyük bir sinematik sahne görmemiştik. Bu sefer nasıl olacak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle bu sinematik anların sayısını arttıracaklar. Ben sinematik ağırlıklı oyunları seviyorum bu arada. Açık dünyada gezmenin çok daha böyle etkili yollarının olacağı, işte karakterler arasındaki farkın oynanışı etkileyeceği bir yapı sunacaklar gibi. Hem Miles hem Peter'ın olması tabii oynanış tarafında farklı kombolar çıkartma imkanı da verecektir bize. Gizlilik kısımlarında da yeni şeyler eklemişler, aksiyon kısmında da yeni şeyler eklemişler. Yani gösterilen video benim iştahımı kabarttı. Sonbahar 2023'te çıkacak, tam tarihi net değil. Biz bunu oynarız da bitirmeyiz yani, inceleriz. Gelmiyor. Bu tarz büyük oyunlar çünkü ilk açıkları tarihte çıkamayabiliyorlar, ertelenebiliyorlar. Bu beklememiz gereken bir şey. O yüzden ben 2023'te sebeple 2024'de daha sıcağım açıkçası. Bir başka gördüğüme sevindiğim oyun Assassin's Creed Mirage demiştim. Assassin's Creed Mirage'la alakalı böyle uzun uzun bir şey anlatmadılar ama söylentileri çıktı. Mirage'ı da söylüyorum. Mirage'ı da incelemek için kesin girerim. %100 girerim. Bu oyuna da net girerim. Assassin's Creed serilerinin hiçbirini bu arada oynamadım. Sadece İstanbul'da geçen bir oyunu vardı. Bir tek onu oynamıştım. Onu da 2 saat falan oynadım. Burada mesela büyük bir kaybım olabilir. 3.9 saat oynamışım. Harbiden deneyebilirim. Yani Assassin's Creed oyunlarını hiç denemedim bu arada. Denemedim.
Bu söylentilere göre oyun hikaye modunun 15 saat süreceği söyleniyor. Full gizlilik odaklı olacağı söyleniyor. Zaten bunu doğrulamıştı Ubisoft. Gizlilik odaklı bir oyun yapacağız. Son oynama 2014. Yani biliyor da bunu doğrulayacağı şeyler söylediler. Hani bayağı iyi yönetip böyle aksiyona girdiğimiz anlar da yapmışlar. Ama bu aksiyona girdiğimiz anlar önceki Assassin's Creed oyunlarındaki gibi. Yani bir önceki Assassin's Creed'lerdeki gibi böyle RPG aksiyon vardı ya, Valhalla'lardan bahsediyorum. Onlar gibi olmayacak. Biraz daha geleneksel Assassin's Creed'e kaymış gibi duruyor. Bundan sonra Assassin's Creed'ler böyle olacak demek değil bu. Bu oyun özel bir şey yapmışlar. Bundan sonra Assassin's Creed'ler nasıl olacak onu da bundan sonrakilerde göreceğiz. Ama beklediğinden daha büyük değişikliğe uğramış bir oyun gibi geldi. Hani önceki Assassin's Creed'lerin ruhunu ben hissettim izlediğim videodan. Tabii gizliliği besleyecek yeni yetenekler eklemişler işte. Karakter bir anda zaman durdurup ışınlanıyor diğer düşmanlar arasında falan, böyle şeyler eklemişler. Bu biraz değiştirecektir işleri. Ama tekrar Assassin's Creed'in böyle gizliliği kucaklaması, yani full gizliliği kucaklaması. Eyvallah, çok keyifli olacak mı, keyifli olacak mı göreceğiz. Ama ilk gördüğüm videolar böyle dedirtti bana yani. Biraz daha şey, değişik. Ben bu Assassin's Creed'lerin yeni rol yapma hallerini sevmiştim, alışmıştım. Değişiklik iyi mi gelecek, seriye kötü mü gelecek oynamadan bilemeyiz. Alan Wake 2. Alan Wake'de ne Bak bu oyunu hiç duydum ben bu oyunu ama bu oyuna çok yükseldim. Ben bu oyunu bitirebileceğime inanıyorum. Yani bu oyunu oynayacağıma inanıyorum. Gerçekten Alan Wake 2 çok güzel duruyordu. Sanki böyle bir şey hissettim. Resident Evil tarzı bir oyun hissettim. Yanlış mı yorumluyorum bilmiyorum ama çok güzel duruyordu. Gördük. Oyunu yapan abimiz kendi suratını modellemiş. Bir onu gördük. Adam kendini oyuna koymuş bir şekilde. Ama bunun dışında şunu gördük. İki tane oynanabilir karakterimiz var oyunda. Bir tane polis, bir ablayı yöneteceğiz. Bir de Alan Wake'in kendisini yöneteceğiz. Büyük ihtimalle Alan Wake'i yönettiğimiz anlar biraz daha böyle futuristik, doğaüstü böyle kısımları oynayacağımız anlar olacak gibi geldi bana. Ama polisi kontrol ettiğimiz zamanlarda biraz daha... İlkini oynamazsın, anlamazsın. Bu arada videoyu böleceğim arkadaşlar. Çünkü hani chatle sohbet ederek YouTube'daki arkadaşlar, yanlış anlamayın. İlkini oynamazsın, anlamazsın. İlkini oyna bitir. Ya ilki peki yayında oynanabilecek bir oyun mu? Siz az çok artık tanıyorsunuz. Gerçi biz RDR 2 bile oynadık da amına koyayım. Yayında oynanabilir mi yoksa çok mu eski? Ya atıyorum YouTube özel yapmak daha mı mantıklı? Evet, 10 numara. Oynanır. Allah Allah, remastered'ı çıktı, oynanır. Da şey olacak. Gerçekçi ortam. Yayınlar küfürlü olsun. Amına koydum onu. Amına. Ne yapmamı bekliyorsun? Biz küfür etmemeye çalışıyoruz. Adam bizi küfür ettirmeye çalışıyor. Yayınlar küfürlü olsun. Caps'le yazmış öyle. Tam da geçen kısımlar olacak gibi geliyor bana. Aksiyonu daha var zaten gene. Gizlilik kısmı da biraz olabilir. Görsel olarak da olacak kuvvetli gözüken bir oyun yapmışlar gibi duruyor. Hani güzel gözüküyor açıkçası. Onun da çıkmasına az kaldı. 2 ayında çıkacak dediler. Umarım bir ertelenme geçirmez. Bu oyunlarla alakalı farklı detaylar da ilerleyen günlerde düşecektir elbette. Daha yeni gösterdiler çünkü. Kesin böyle başka şeylerde paylaşırlar oyunlarla ilgili. Gene detayları geldikçe ben... Burada mesela bak subliminal mesaj var. Çünkü kesin böyle başka şeylerde... Anladın mı? Sizi her zaman izliyoruz diyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Paylaştılar oyunlarla ilgili. Yine detayları geldiğince ben sizinle paylaşım ama şu an yaptığım şey, yani gördüğümden ne hissettim o. Aslında taze taze bir izlenim. Dikkatimi çeken bir başka oyun da bu oyun oldu. Bu bir bu oyunu ben de gördüm. Yeni çok Çinli hızlı. Fantastik videolu oyunumuz bu. Size demiştim ya böyle her 3 ayda 4 ayda bir Çinli oyun çıkıyor ve şey böyle hayvan gibi etkileyici oluyor falan. Ama bu da onlardan bir tanesi. Yine Epic. İşte hepsini deneyeceğim diyorum. Şu 4 oyunu alsam, almaya kalksam bana herhalde bir 3000-3500 liraya patlar. PlayStation. Yok mu burada bir PlayStation'da çalışan malışan biri ya? Bize oyun moyun çözsün ya. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Oyun ya. PlayStation. I love you guys. PlayStation. Bir sürü PlayStation oyunu oynuyoruz ya. Ben. Gönder kardeşim. PlayStation kalp. PlayStation 5. Sony kalp. I love you guys. Bir şey izledik yani. Karakterin hareketleri, animasyonları, işte counter yapması, dövüşme stili, ortamlar falan filan uçuyor kaçıyor açıkçası. Fakat ben bu Çin'den gelen oyunları hala da... Abi torrentte çalışıyorum. İstersen 100 paketlik oyun gönderirim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Allah senden razı olsun ya. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Cansın ya sen. Daha çok şüpheli yaklaşıyorum çünkü yani devamlı güzel videolu bir şeyler görüyoruz ama orada hakikaten bir şeyler geliştiriliyor mu ondan emin olamıyorum çünkü oyunlar bir türlü çıkmak bilmiyor. Bir iki tanesi çıksın, kalitelerini bir görelim, ondan sonra bu gördüğümüz oyunlara ne kadar heyecanlanmamız gerekiyor hep beraber tartışırız. Ama eğer bu gösterdikleri oyunları gerçekten yapabiliyorlarsa önümüzdeki 3-4 yıl Çin'den çok bahsedeceğiz. Baksana yani. Baksana abi çok hızlı, çok güzel değil mi? Bu gösterdikleri oyunları gerçekten yapabiliyorlarsa önümüzdeki 3-4 yıl Çin'den çok bahsedeceğiz la. Yani oyun sektörü anlamında. Mesela abi ben Toprak Koç hallederiz. Video oldu. Biri Spider-Man videosu, diğeri de o video oldu yani oyun iş anlamında. Çok etkileyici bir videoydu. Baksana oğlum harbi güzel duruyor lan.
Metal Gear Solid 3 Remake. Evet. Açıkçası bunun söylentisinin %100 olduğunu neredeyse emin gibiydik. Yani çok güvenilir kaynaklar çünkü. Yani yapılıyor diyordu. Ki o güvenilir kaynaklar yapılıyor dediği zaman genelde de doğru çıkıyor. O yüzden ben hani gördüğümde bu şaşırdım. Seriyi çok duydum. Hatta biraz üzüldüm. Çünkü sadece logo gösterdiler. Hiçbir şey göstermediler oyunla alakalı. Çok konsept bir video paylaştılar. Hani maksat yapılıyor bilin diye. Onu bildiğim için de gördüğüm şey bende çok bir etki bırakmadı. Biraz daha böyle ne yönde olacağını hissettirecek, nasıl bir şey olacağını hissettirecek bir şey paylaşsalardı iyi olurdu ama belli ki çok daha erken aşamada bir iş bu. Bir iki sene göreceğimiz bir oyun olacağını zannetmiyorum ben. Belki 3 yılı, belki 4 yılı vardır. Çok yeni başlamışlar gibi hissettirdi. 4 yıl falan diyor. Metal Gear Solid furyası yani remake furyası başladı demek oluyor. Bundan sonra bu oyunla beraber çok büyük bir faos yaşamazlarsa yani oyunun gelişim süreci batmazsa eğer Metal Gear Solid markası remake olmaya devam edecektir. Bu açıdan sevindirici. Madem bir remake dönemi yaşıyoruz abi sevdiğimiz oyun. Harbi ya bildiğin remake dönemi oğlum. Millet bayağı bildiğin remake bekliyor lan aç gibi. Remake falan. Remake çıkıyorsa yani oyunun ilk halinden belki daha fazla satıyor la. Ne kadar değişik bir döneme geldik. Remake gelecek. Neden Metal Gear Solid'in gelmesin? Metal Gear Solid çünkü dönemi için çok üst düzey bir oyundu. İnanılmaz ayrıntılı mekanikleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2004'te çıkmış olması lazım ya da 2005'te. O sene için gerçekten çok uç noktada oynanış elementleri barındırıyordu. Onu remake'de görmek çok heyecan verici olacaktır onları. Ama umarım iyi bir ekip yapıyordur. Çünkü orada böyle yapay zeka trikleri falan hani önemli yani abi. MGS5'i hala daha ben çok güzel anlıyorum. Hikayesi yarım kalmış olsa bile, senaryosu eksik bitmiş olsa bile yapay zekası oynanış o kadar eğlenceli. Ya bırak! Seyis harbi öyle lan. Niye bana sinirlendin ya? Harbiden şu anki dönemde bayağı bildiğin remake dönemi. Johnny. Ben hatta benzemiştim. Ben FIFA falan olsam. Eğer o telif hakları falan olmasa FIFA 2012 miydi? O efsane bir FIFA oyunu vardı. Nossa. Asivo se mi mata. Ay se tu pego. Pes mi o ha? Ben bilmiyorum baba PES mi FIFA mı artık orası bilmiyorum. Ben PES olsam mesela PES 13 Remastered aynı teliklerle beraber bir çıkarırım bak deli gibi satar. Delisya. Eğlenceliydi ki hala da bugün anarken ya böyle bir şey yok diye anıyorum yani. MGS3'ten de beklentim MGS5'teki oynanış zenginliğini MGS3'teki o hikaye twistleriyle o işte bölüm kurgusuyla yedirebilmesi onu yapabilirse PES 6 kalktı biliyorum. Şey ama Konami işte. Evet kadrolar da eski kadrolar olacak oğlum zaten. Olayı o zaten. Eski kadrolar, eski hocalar, işte eski takımlar. Her şey o zamanın takımları olacak. Müzikler de o zamanın müzikleri olacak. Anladın mı? Satar bence. İşte bu işlerde ne kadar yetkili, ne kadar iyi, doğru insanlarla çalışıyor onu henüz kestiremiyoruz. Sadece yeni karakterler de olur. Kalitesi biraz orada bize anlatacak yani. Konami bu işleri doğru kişilerle mi yapıyor, yanlış kişilerle mi yapıyor biraz anlayacağız. O yüzden sadece bir tane konsepte bakıp böyle uff neler geliyor falan diye heyecanlanmıyorum. Son olarak gördüğüme sevindiğim bir başka oyunda Dragon's Dogma 2 oldu. Geliştirildiğini bildiğimiz zaman bir türlü kendisini görme fırsatı... Lan harbi bu oyunu biz 3 senedir, 2 senedir izliyoruz biz bu oyunu. Bu oyun değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Köprü başında kapışıyordu ta ne zamandan beri? Sevindiğim bir başka oyunda Dragon's Dogma 2 oldu. Geliştirildiğini yanlış mı hatırlıyorum ben? Kendisini görme fırsatını edinemediğimiz oyunu en sonunda gösterdiler. Çok çok bekliyordum çünkü bu oyunu. Ben bunun ilkini de çok severdim ama birkaç takıldığım noktası o değilmiş ya. Tam anlamıyla keyfini süre oynayamamıştım. Evet o değil. İkinci oyunda o takıldığım kısımları temizlemişlerdir diye tahmin ediyorum. Aslında bu açık dünya aksiyon rol yapma oyunu olarak tanımladığımız oyunlardan bir tanesi. Ama oynanış hissiyatı anlamında kendine özgü bir oyun. Düşmanların üzerine tırmanma mekaniği vardı. Büyülerin işte silahların kullanımı falan kendine aslında keyifliydi. Böyle hani karakterin kontrolünü elinize aldığınız zaman klasik böyle uçup kaçtığınız Japon RPG oyunlarından biri olmadığını anlıyordum. Crimson Desert mi ne? Black yani. Desert mi? Öyle bir şeydi. Ayakları yere basan oyunlardan bir tanesiydi. Dragon's Dogma için gördüğümüz grafikler de acayip hoşuma gitti. Çok çok güzel duruyor yani gösterdikleri şeyler. Böyle bir iştahımı kabarttı. Burada görmek iyi geldi açıkçası. O da gördüğüme sevindiğim oyunlardan bir tanesiydi. Neyse şimdilik bu kadar diyelim. Aslında bayağı bir şey gösterildi ama konuyu dağıtmaktan ziyade, her oyuna parmak basmaktan ziyade tam dikkatimi çeken oyunları sizlere aktarmak istiyorum. Çok merak ediyorum abi. Çok merak ediyorum işte mesela PlayStation VR'ım olmadığı için bunu oynayamam. Bir de PlayStation'da çalışan bir PlayStation VR. PlayStation VR baba. Direkt oynarım bak Resident Evil direkt oynarım VR. Uf. Ne korkarım bak nasıl midem bulanır. Daha gerçi biz normal bilgisayarda 20 dakika korku oyununa giriyoruz midemiz bulanıyor. Bunda var ya. İyi geldi açıkçası o da. Korkudan ve ayakta durmaktan 4 saat falan harbi şey oluyorsun yani kötü oluyorsun korkutuyor bazen.
Ama çok güzel abi. VR'ı çok seviyorum. Gördüğüme yani. Sevindiğim oyunlardan bir tanesiydi. Neyse şimdilik bu kadar diyelim. Aslında bayağı bir şey gösterildi ama konuyu dağıtmaktan abi, ziyade her oyuna parmak basmaktan ziyade tam dikkatimi çeken oyunları sizlere aktarmak istedim. Zaten şu an Haziran ayına yaklaşıyoruz. Haziran ayı demek oyun duyuru ayı demek. Daha bir sürü oyundan bir sürü yeni şeyler göreceğiz. Burada bahsettiğim oyunların da yeni yeni videoları paylaşılacaktır. Bunlar geldikçe, bunları öğrendikçe ben sizlere aktarmaya devam edeceğim. Üzerine hep beraber konuşur, tartışırız. Fiyatlar diyor. Biter, bu oyun nasıl olur, şu oyun nasıl olur diye. Zaten abi ben Rockstar Games CEO'suyum. İstersen sana GTA 6 atayım çıkınca. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben bu Haziran ayının en güzel tarafı da o işte. Tartışmak etmek falan, o muhabbetler güzel oluyor. Son bir ekleme daha yapayım. Twitter'da çok gördüm çünkü. Assassin's Creed Mirage ve Alan Wake 2'nin Epic Games fiyatları şu anda çok uygun durumda. Bunlar hakikaten zam gelme potansiyeli çok yüksek. O bu şey değil mi ya? O da başka videonun bir konusu. Evrim ağacı mıydı? Ne kadar benziyor la. Vallahi aşırı benziyor lan. Şefik Rocco Akkoç. Alan Wake. 599 lira. Zam gelmeden erken aldım oyunu söyleyeyim. Bak bu direkt alacaktım bu arada Alan Wake'i. Onu da alırım bu arada yayın dışında. Bak zam gelmeden şu an en iyi aldığım oyunlardan biri kardeşim. Bu oyuna zam gelecek. İzleyin görün. Bu oyuna zam gelecek. Sadece izle. Abi çok güzel ya. Şu Lee Cake'den bana hediye edeyim ya. Bak bunu da PlayStation'a özel, mesela yurt dışında PlayStation'a özel böyle heykelli meykelli versiyonunu getirmişler. Mesela Sony'nin şu an Instagram'ını deli gibi takip ediyorum. Her gün bakıyorum böyle. Orada PlayStation TR hesabım ne? PlayStation TR hesabında o Mortal Kombat bir PlayStation'a özel çıktı, o mankenin şeyden çıktığını gördüğüm an direkt alırım. Direkt. Yüksek aklınızda olsun, eğer alma planınız varsa şimdiden almak hiç fena olmaz. Tüm dünyadaki oyuncular şu anda oyunlar kötü çıkıyor, biz burada sipariş vermeyelim, çıktığı gün ne olacak belli olmaz falan tribüne girmişken, biz de tam tersi abi, mecburen oyun fiyatı uygun, yarın zam gelir, şimdiden alalım tribüne. Harbi ya. Yani biz riske girip almak zorunda kaldık. Gerçekten de yarın ne olacağı belli değil, şu anki oyunların fiyatlarının ne olacağı belli değil. Bir de yurt dışındaki oyuncular burada hani oyunların fiyatlarını ucuza görüp buraya abanmaya başlıyorlar. Bu da bir problem yaratıyor. Yapımda... Evet, onun benzeri bir şey değil mi? Onun net bug'ını bulmuşlardır oğlum. Türkiye Steam hesabı üzerinden falan alıp oynuyordur bebeler. Buradaki ön siparişleri kapatmaya başlıyorlar. Veya fiyatlarda absürt derecede pahalılaşmaya gidiyorlar. Sırf o yurt dışındaki oyuncular gelip... Mirage 999 TL mi? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Orospu çocuğu. Onun kesin kardeşi falan geldi bilgisayarına yazdı. Adam kaç aylık abone, gelip bekleyip bekleyip bana niye anabacı sözsün? Değil mi kardeşim? Ne güzel kardeşim. Oo, 850 lira olmuş lan. Burada ucuza kapatmasın oyunları diye. Ben de normalde mesela ön sipariş verme taraftar değilim hiç. Hemen almayın, çıktığı zaman da bakın bekleyin falan derim. Kendim de öyle yapmayı düşünürüm ama artık öyle bir durum söz konusu olmuyor. Harbi doğru. Ucuza görünce alasın geliyor ki şu fiyatlar şu anda ucuz abi. Yani yurt dışına kıyasla bayağı uygun kalıyor yani. Doğru Cüneyt, vallahi doğru. O yüzden Mortal Kombat'ı çok hızlı aldım. Diğer oyunları da ben çok hızlı almayı planlıyorum. Artık bunun olayı bu yani. Mortal Kombat'ın belki fiyatı artmıştır. Mortal Kombat 1 şu an ne kadar? Gerçi o zam gelse görürdüm ben. Ne kadar şu an bir baksanıza. Tabii Mortal Kombat 1 şu an alınıyor ya. 19 Eylül'de de çıkıyor. Sen kaç aldın? 500 liraya mı? Öyle bir şey aldım. 1 TL. Güzel espriler yapıyoruz ha bugün yine. Satışım kalktı TR'de. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Harbi misiniz? Satılmıyor mu Türkiye'de? Ama ben aldım. Ben aldım. Kütüphanemde var. Bu içerik şu anda platformda veya bölgende mevcut değil mi? Steam'den bakıyorsunuz değil mi? Beleş de atılacakmış abi, o yüzden. Hayır oğlum. Muhtemelen sınırlı satış yaptılar.
O yüzden erken alanlar mesela oynayabilecek, diğer arkadaşlar normal çıkış tarihini bekleyecek. Biz önden oynayacağız muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Yoksa oyun niye Türkiye'den kalksın oğlum, Mortal Kombat? Türkiye'de çok büyük insanlar oynuyor bu oyunu. Rane falan oynuyor oğlum, daha ne olacak?